Değerli izleyenler, sektörel yolculuğumuz Konya'da kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi de Konya Karatay'da bulunan Mustafa Necati Özkan Diş Kliniğine konuk olduk. Yanımda da diş hekimi Mustafa Bey bulunuyor. Hocam öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de kliniğimize hoş geldiniz. Konya'ya hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi biraz yakından tanıyabilir miyiz? Ben 96'dan beri Konya'da diş hekimliği yapıyorum. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunuyum. 96'dan beri Konya'da bu sektörde hizmet vermeye, insanların diş sorunlarını gidermeye çalışıyoruz. Peki hocam, bu klinik ne kadar zamandır müşterilerine hizmet veriyor? 2000 yılında açtım ben bu kliniği. 2000 yılından beri buradayım. Adres değişikliği olmuştu 2000 yılında. Aşağı yukarı 17-18. Seneye döndük bu sene itibariyle. Mustafa Bey, biraz da burada ne gibi işlemler yapılıyor? Onlardan bahsedebilir miyiz izleyicilerimize? Şöyle söyleyeyim. Dişe dair her şey. Benim sayfamda da böyle bir slogan var. Elimizden geldiği kadar dişe dair her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Estetik, fonksiyonel tedaviler, estetik tedaviler, ortodontik tedaviler, kozmetiğe yönelik tedaviler, diş taşı pırlanta yapıştırmadan tutun, dişin rengini beyazlaştırmaya kadar her türlü diş tedavisini burada yapmaya çalışıyoruz. İmplant yapıyoruz 12-13 yıldır. Yoğun bir şekilde implant yapıyoruz özellikle son yıllarda. Tabii bunun fiyatın biraz daha implant fiyatlarının ucuzlamasının da etkisi var. Sorunsuz bir şekilde yerli, ithal, Avrupa, Amerikan malı implantlar yerleştiriyoruz, uyguluyoruz. Cerrahi çekimler yapıyoruz. Biraz önce de arkadaşımız bir 20 yaş dişi cerrahi çekimini gerçekleştirdik. Ne kadar sürdü? 10 saniye sürdü. Bunu normalde cerraha şey yapıyorlar, havale ediyorlar diğer devlet sektöründekiler. Ve birkaç ay beklemesi gerekiyor hastanın. Ama burada gelir gelmez eğer apse yoksa, iltihap yoksa 10 saniyede, 30 saniyede sorunlarını çözüyoruz hastaların. Peki hocam, burada bu işlemlerin dışında ortodontik tedaviler de uygulayabiliyor muyuz? Ortodontik tedaviyi gelişim çağından önceki çocuklara 11 yaşı karışık dişlenme dönemi dediğimiz karışık dişlenme dönemi ve gelişme esnasına kadar, gelişim çağına başlamasına kadar olan süreçte yani 11 ile 15 yaşındaki çocuklarda hareketli ortodontik tedaviyi burada gerçekleştiriyoruz ama komplike tedavileri ya fakülteye gönderiyoruz ya uzman bir arkadaşa yönlendiriyoruz. Sırf ortodonti yapan arkadaşlara yönlendiriyoruz. Şimdi hocam, eskiden toplum tarafından şöyle bir algı vardı aslında. Hani ortodontik tedavi gerektiren hastaların daha küçük yaşlarda tedavi olması gerektiği söyleniyordu. Ama şimdi sanırım yaş sınırlaması yok bunda. Bu tarz işlemler yapılıyor mu? Yani kaç yaşına kadar bir hasta tedavi görebiliyor ortodontik açıdan? Ortodontide yaş sınırlaması artık önceden hareketli tedavilerle İşte gelişim çağına kadar, gelişim çağını el bilek filmleri çekilirdi eskiden. Gelişim çağını tamamlamış çocuklara pek yapılmazdı, gençlere çok yapılmazdı ortodontide. Ama şimdi teknolojinin ilerlemesiyle 30-35 fark etmiyor. Dişlerinde çapraşıklık olan ve rahatsızlık olan, psikolojik olarak etkilenen tüm hastalarda ortodontik tedavi yapılabiliyor. Peki hocam, çok teşekkür ederim. Son olarak toparlayacak olursak neler söylemek istersiniz izleyicilerimize? Ağız diş sağlığı hakikaten önemli bir şey. Ağrı Allah'ın vermiş olduğu bir nimet. Eğer dişte ağrı varsa kesinlikle zaman geçirmeden geçmez çünkü ağrı. Yani dişte başlayan ağrı ve çürük tedavi olmaz, geçmez. Yani kendi kendine geçecek bir şey değil. Mideniz ağrır, katlanırsınız, kendisi geçer bir müddet sonra. Başınız ağrır, bir ağrı kesici içersiniz, bir müddet sonra ağrınız geçer. Ama diş ağrısı öyle değildir. Diş ağrısı başladı mı, diş ben gidiyorum diye size feryat etmektedir, bağırmaktadır. Onun için tedavisini yapmak gerekiyor. Tedavisi olmayan diş çekime gider. Diş kaybetmek çok büyük bir kayıptır hasta için. Neden? Çünkü en ideal yapılan bir protez bile insanın kendi doğal dişinin 12'de birini karşılıyor. Yani 12 birimde bir tanesini karşılayabiliyor. Yapılan en ideal protez bile. Bizim amacımız hastanın
kendi doğal dişini ağızda tutmak. Birinci önceliğimiz odur. Dolayısıyla koruyucu diş hekimliği, koruyucu tedavi çok önemlidir. İnsanlarımızın en az senede iki defa bir diş hekimi kliniğine gidip, bir diş hekiminin çayını içip dişlerini kontrol etmesinde büyük fayda var.